Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısınız? Hadi Bismillah, hadi başlayalım bakalım. Kıymetli arkadaşlar, İslam öncesi Türk tarihinden bir tane sorumuz gelir. Tamam? Bunu siyasi tarih kültürü var, siyasi kültür var dedik. Geçen sene neyi sordu? Göktürklerle alakalı. Oradan bekliyordum ben. Göktürklerin işte bu Orhun abideleri kimler adına dikilmiştir diye sordu. Bilge Kağan, Kültigin, Vezir Tonyukuk diye geldi mesela, tamam mı? Kolay bir soruydu. Tıkladınız, şartladınız, geçtiniz. Bu sene kuvvetli ihtimalle neyden gelecek? Kültür uygarlıktan gelecek. Şu kelimelerden birisini soruyor. Mesela Aygucu'yu sordu. Tamam? Aygucu'yu sordu. Bilin. Kıymetli arkadaşlar. Şuradaki kelimeleri alın. Bunların hepsini ben size tek tek anlatacağım zaten. Buradaki kelimeleri tek tek anlatacağım ben size. Siz de şöyle bir genel alın. Az önce söylediğim gibi böyle hiç duymadığınız, bilmediğiniz varsa böyle şunları şöyle küçük kağıtlara yazın, atın. Tamam? Ama mesela burada mesela şu börk, böri bunlar başlık demektir. Sınavda çıkacak bir şey değildir. Anladınız? Yani sınavda çıkacak bir şey değildir. Mesela ne bileyim buradan, şuradan bakıyorum. Yalvaç, elçi. Mesela yani sınavda gelecek bir bilgi değil. Soru sordu, size değil. Tarih öğretmenlerine alan sınavında bize sordu. Mesela irdir, küktür. Tamam mı? Şarkı, söz, müzik, bilmem ne diye. Ebi, hükümet konağı diye. Yani bunları ezberciyle uğraşıyorsunuz. Bunlar ABM nerede sorulur? ÖABT'nin içinde gelir. Anlaştık. Tamam. Bunu bir zaman sonra elemeyi bileceksiniz. Peki. Geçtim. Kelimeler sizin işiniz. Tamam. Mouse ömer. Geçtim. Türk adının anlamı. Türk demek. Ne demek? Türk demek. Buradan soru beklemiyoruz ama anlatıvereceğiz. Tamam. Türk demek. Ağabeycim celal demektir. Celal. Kalp içinde. Tamam. Aha celal gibi hiddetli, şiddetli, kuvvetli, kudretli, seksi, K.O. Siz Türkler nasıl diyor? Godu mu? Oturtana, yüzünü vurdun, 180-190 yatırana denirmiş, Türk denirmiş. Güçlü, kuvvetli, doğan, miğfer, ne bilen bir sürü neyimiz var, manamız var. Türk kelimesi de ilk defa Persli, Çinli, özellikle Çin kaynaklarında geçiyor ama burayla alakalı daha sonra işte Arap'ı, Hint'i, Bizans'ı, ne bilen neyse her yerde geçiyor, tamam mı? Ama biz bu dönemi, İslam öncesi Türk tarihini kıymetli kardeşler Çinlilerden öğreniyoruz. Çinli kaynaklardan öğreniyoruz. Buradan dolayısıyla kesin net bilgiler yoktur. Çinli karaktersizler savaşta kendi yendiyse anlatmış, yenildiğini anlatmamış, haberimiz bile yok. Kaynakları bizimle paylaşmıyor. Olanların üstünü kapatıyor. Herifler, Türkler daha eski, daha köklü bir kültürdür diye bunu ispat eder mi? Ettirmiyor işte. Anladın mı? Yani burayla alakalı ilkli, enli, hepli soruyu beklemeyin. Yeni bir arkeolojik kazıyla, tamam mı? Burası komple değişebilir. Aynı nerede olduğu gibi? Göbekli Tepe'de olduğu gibi. O Göbekli Tepe'yi bir keşfettiler. Hoppa! Sizin o Cilalı Taş, Yontma Taş, Nebrene Taş, bunların hepsi değişti, gitti ama hemen dang diye tarihe girmez. Bunun için zaman lazımdır. Anlaştık kıymetli kardeşler. O yüzden Çinliler bizimle her şeyi paylaşmıyor. Bilim oturup da böyle kelime melime bilmem ne falan ezberleyeceğiz diye uğraşmayın. Ha, deneme sınavlarında gelir, eşleştirmelerden hangisi yanlıştır tarzında falan sorularla gelir. Çok da takılmayın derim ben kıymetli arkadaşlar. İşte ne onlar? Çin kaynaklarında miğfer, Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı bilmem ne. Macar Türkolog Vanberi'ye göre türemek, üremek. Hakikaten de biz gittiğimiz yerde ürer, türer, nüfus dengelerini hemen lehimize değiştirir miyiz? Değiştiririz. Ama şimdi bizim yaptığımız bu işlemi Suriyeliler yapıyor. Suriyeliler bir geldi, abo kedini gibi, tavşan gibi birden böyle türemeye başladılar. Bilin, Ziya Gökalp babama göre kanun nizam sahibidir. Bir de şu önemli, Arap kaynaklarında biz Türkler ne diye geçiyormuşuz? Denizin kenarında duran adam diye geçiyormuşuz. Bak, ben buradan bir yorum çıkarttıracağım. Niye? Niye denizin kenarında duruyoruz? Demek ki Türkler ne bilmez? Abim, Türkler yüzme bilmez. Bizim görüp görebileceğimiz en büyük deniz Hazar Denizi'ydi. Onun da etrafından dolanıp gitmişiz. Kavimler göçünü yapmışız. Türkler yüzme bilmez. İşte buradan ÖSYM bütünden parça çıkarmalı soruları şöyle soruyor. Diyor ki, bak dikkat edin de. Diyor ki,
İslam öncesi Türk tarihinde hangisinin görülmesi beklenemez diyor. Savaşçı yapı, banko var. Biz Türk'üz, manyağız, savaşçıyız. Atlı yaşam var. Göçebelik var. Teşkilatçılık. Türkler teşkilatçı. Üç Türk bir araya geldik mi devlet kurarız. Ama denizcilik faaliyetleri bizde var mı yok mu? Denizcilik faaliyetleri bizde yok. Gemicilik faaliyetleri bizde var mı? Yok. İslam öncesinde yok. İlk Türk denizcisi kim? T1081'de Çakabeyli. Ulan milattan önce 3000-4000'e kadar iniyoruz. Anladın? Eskiyiz ama denizcilik meselesi son 1000 yıldır var. 7000 yıllık tarihiniz var. Son 1000 yıldır denizcilik. Abim gemiyi bile karadan götürmüş Fatih Sultan Mehmet. Biz anlamıyoruz gemi memi işlerinden. Anlaştık. Ha, denizcilik yok. Gemicilik yok. Anladın? Ama Mebin kitabında şöyle bir bilgi var. Balıkçılık var mı? Balıkçılık var. Niye? Bak denizin kenarında duran adam diyor. Abim geldik denizin gölün kenarına öyle duruyorsun. Atla içine yüzme bilen yok. Anladın mı? Ama balık tutabilir misin? Tutarsın. Oltayı atarsın. Beklersin denizin kenarında. Çekersin. Gelirse gelir. Bizimkiler olta da atmamıştır. Çıkarmışlardır okları. Şık şık şık. Böyle üç tane böyle hamsi iç içe geçirmişlerdir. Anladın mı? Soru. Bak işte böyle gelecek. Böyle sorular geldiği zaman bunlar kitaplarda yazmıyor. Öğrenci ne yapıyor? Afallıyor. Çünkü neyle geldi o? Ezber. ÖSYM bütünden parça çıkarabilmenizi istiyor. Aklınıza yattı mı? Soru. İslam öncesi Türk tarihinde hangisi görülmez? Denizcilik, gemicilik görülmezmiş. Not. Hemen şöyle küçük notun içine yaz. İslam öncesi Türk tarihinde denizcilik, gemicilik gelişmemiştir, bilinmez. Bitti. Bu kadar. ÖSYM olanı değil neyi sorar diyorum ben size? Olmayanı sorar. Aklınıza yattı mı? He mi? Ama balıkçılık var mı? Var. Mesela abim 3,5 tarafı denizle çevrili yerde yaşıyorsunuz. Kurban oldum bak. 2 soru soracağım anlayacaksınız. Tamam mı? Şurada 100 küsur kişisiniz. Tamam mı? Size soruyorum. Kaç kişi yüzme biliyor? Ben eminim yüzme bilmeyenlerin sayısı yüzme bilenlerden fazladır. Kaç kişi yüzme bilmiyor? Emin olun çoğunluk bilmiyor. Ulan 3 tarafı denizle çevrili yerdesin. 3,5 tarafı denize çevrili yerdesin. Bilmiyorsun. 10 tane balık sayın desem sayamazsınız. Bir de o var zaten. Sahil kenarında yaşayıp yüzmeyen var. Yüzme bilmeyen var. Benim arkadaşım var. Antalyalı. Ömründe denize gitmemiş. Ulan nasıl bir malsın dedim sen ya. Ulan, at kendine gidip Akdeniz'e ya. Yok adam yok. Bilmiyor. 10 tane balık sayın desem. 10 tane balık sayın. Söyleyeyim mi? 6'da 7'de kalırsınız. Lan yüzlerce balık var. Tamam mı? Yüzlerce balık var. Bilmiyoruz. Yok bizimle alakalı değil. Anladın mı? Yani bilmiyoruz kardeşim. İlgimizi çekmiyor bizim. Anladın mı? Şurada 120 küsur kişisiniz. Yani saydığın zaman kalıyor adam işte. Bilmiyoruz. Buradan çıkarttırırsınız. Anlaştık. Peki burası tamam mı? Tamam. Çok güzel. Gel sen şöyle bir kenara çekil. Gel bakayım sen. Dayı sen de şöyle bir gel. Geç. Al. Mesela bak. Bunu yıllardır anlatıyorum ben. Tamam mı bu? Mesela Çinliler bizimle paylaşmıyor dedim ya. İşte olay bu abi. Bu bir Lolan güzeli denilen bir kızımız. Çin'in tamam mı? Şeye yakın bir yerde Çin Seddi'ne yakın bir Lolan denilen bir bölgede Çinliler gazdılar. Ahanda neyi buldular? Ahanda beyaz bir piramit buldular. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Lan piramitler kimin işi? Piramitler Mısırlıların işi. Gizada, Sifengs, ne bilen ne. Değil mi? Mısırlıların değil mi? Bir araştırma yapıldı. Bir o karbon 14 deneyi falan yapıldı. Bu beyaz piramitler, Çin'in ortasındaki bulunan beyaz piramitler, Mısır'daki piramitlerden 500 sene daha eski. Hemen Çinliler çıktı. Haha salak Mısırlılar dedi. Kapçı gazlılar dedi. Ezikler dedi. Bizim şeylerimiz, piramitlerimiz sizinkinlerden daha eskidir dedi.
Biz dedi dünyanın en eski, en köklü, en ne bilen ne milletiyiz dediler. Al. Herif hemen anında kullanmaya başladı. Sonra piramidin içine bir girdiler. Piramidin içinden bir dene çıktı. Mumya çıktı. Şu. Mumya çıktı. Hemen Çinliler dediler. Aha mumyacılıkta ilk bizde, piramitte ilk bizde. Dünyanın en eski kültürü, en akıllısı, en zekisi, en ne bilen ne bilen neyi biziz diye tamam mı? Hoplay hoplay verdiler. Dünyanın her yerine götürdüler şu iskeleti tamam mı? İşte Amerika'da, Washington'da, New York'ta, Los Angeles'ta, Avrupa'da, Berlin'de, Viyana'da, Paris'te, Bonn'da, ne bileyim işte Amsterdam'da her yerde ne yaptılar? Gezdiler. Sonra Amerikalılar dediler ki ya dediler bizim dostum FBI, CIA, NASA dostum Elon Musk var bizde. Şey bizde, Zuckerberg bizde. Dostum Facebook bizim. Tamam. Biz şunun bir sıfat tanımlama, sıfat eşkalüne bir bakalım dediler. Lazerle kızın yüzünü bir taradılar. Çıkan hatuna bak. Hiç Çinli'ye benziyor mu? Zerre Çinli'ye benziyor mu? Benzemiyor. Halis, mulis Türk kızı. Gözler börtlek börtlek Türkan Şoray gibi. Tamam mı? Kaşlar keman gibi ve işin sırrı nerede? Türk kızı bile olsa. İşin sırrı eyeliner'da abim. Resimden bile belli oluyor eyeliner'ı. Maybelline'in sunduğu Füzem'in önderliğinde Celal Hoca ile tarih dersi devam ediyor. Klasik Türk kızı eyeliner'sız olmaz. Anladın yani. Lan ben bunu böyle anlattım. Kurban oldum. Bana Avon'dan teklif geldi. Dediler hocam beraber çalışabilir miyiz diye. Lan dedim yürüyün gidin gidin. Ya ben dedim tarih öğretmeni adamım. Ama vallahi satar mıyım? Yeminle satarım. Evet vatandaş. Kazım Karabekir'i alıyor. Neden? Doğu cephesinde bizim askerimizin şu fondöteni olaydı falan diye yürür giderim ben oradan yani hani. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında yüzü kıpkırmızıydı. Neden? Neden? Çünkü işte bilmem ne güneş kreminden süreydi falan diye. Lan her türlü satarız valla. Ya işi bırakıp oraya mı geçsem bilemedim. Hani ya kuaför olurum ya böyle bir tane satıcı olurum. 10 kavanoz bal 1 lira. Ne 1 lirası? 10 kuruş falan diye. Acayip dolandırıcı üçkağıt. Tövbe ne olur Allah bizi ıslaysın ya. Buna al. Türk kız çıktı. Elmacık kemikleri çıkık. Tamam mı? Al. Hokka burunlu. Estetiksiz. Al kiraz dudaklı. Kurban olduğumun gepçe kulaklı. Talis, mulis, triptronik. Türk kızı çıktı. Başlığı. Börk, börü dediğiniz başlık Çinli filmlerde bak izle dikkatli izlerseniz görürsünüz. Çinli o prensesler şeyler başlık bir şey takmaz. Saçlar salıktır, uzundur böyle yerde sürünür entarisiyle beraber. Öyle gelir. Şu gördüğümüz tüyler sorguç, serpuş dediğiniz soyluluk alameti tüylerdir. Kurban olduğunun halis, mulis, Türk kuzu çıktı. 3800 yıllık mumya. 3800 ulan biz 2000'deyiz. 2000'de milattan öncesine geç. Asya Hunlar 370'li yıllarda milattan öncesinde. Ondan 2000 sene daha evvelinde bu kız. Kim bu? Bilmiyoruz. Çinliler hemen Lolan denilen bölgeyi abem hemen sit alanı ilan ettiler. Piramide, mumyaya erişimi yasakladılar. Bizim kadar eski bir millet olup da bizim kadar kültürüne, tarihine sahip çıkmayan başka bir millet var mı yok mu? E yok işte. Anlayabildiniz mi? Anladınız mı? Al genel yapı bu işte. Ha bunu biz özellikle koyduk. Niye? Niye? Mevin kitabında yok bu bilgi. İnternetten ulaşabilirsiniz. Tamam bak Mevin kitabında yok. Biz buna ben özellikle koydum. Çünkü birkaç arkadaşım soru bankasına tamam mı şunu koymuş. İslam öncesi Türklerde aşağıdakilerden hangileri vardır demiş. Bir, mumyacılık. İki, piramit. Üç, balıkçılık. Cevap ne? Hepsi varmış. Anladın mı? Bak bu yeni bilgi. Bu Mebin kitaplarına girmedi. Anladın mı? Bak bu Mebin kitaplarına girmedi. Bazıları kabul eder. Bazıları henüz ispatlanmadı diye kabul etmez. Yani burası muallaklıdır. Sizce böyle bir soru gelir mi? Sizin beklediğiniz bu işte. Lolan güzelini sorar mı? Abi böyle gelmez. Bir paragraf verir tamam mı? Bu paragraftan ona da geleceğim. Kızılderili meselesine de geleceğim. Tamam mı? Yani bu paragraftan hangisine ulaşılır ulaşılamaz tarzında sorularla gelir. Anlayabildiniz mi? Tamam.
Yani sen şunu bekliyorsun. Alparslan 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açtıktan sonra Anadolu'nun kapısının anahtarını nereye sakladı? Sen bunu bekliyorsun. Bunun böyle bir soru var mı ya? Allah kulun aşkına ya. Etmen eylemen. Tamam. He mi? Lönan güzeli. Tamamen genel kültür olsun diye verilmiş bir bilgidir size. Sınavda falan bir yerde gelmez. Tamam. Al. Türklerin ana yurdu. Benim ana yurdum neresi? Benim ana yurtum kardeşim Orta Asya. Onun da tam ortası neresi? Ötüken. Ötüken benim kutsal başkentim. Peki Ötüken neden kutsal? Bir Han, Hakan, Kaan denilen patron, yönetici orada. Lider orada. Tamam. İki, üç, dört, al. Orta Asya'nın en yüksek şehri. Niye? Abim bizde şöyle bir inanış var. Gök Tengri inanışı var. Biz Tengri'nin nerede olduğuna inanmışız. Gökyüzünde olduğuna inanmışız. Yani ne kadar yüksek değilsen Tengri'ne de o kadar yakınsın mantığı var. Apartmanın giriş katında zemin katta oturan, bodrum katta oturanla rezidansın 57. katta oturan arasında ne farkı varmış? Takva farkı varmış. Tamam. Yani yukarıda oturan daha Göktengri'ye yakın. O yüzden dönüp dolaşıp nereye gidiyoruz? Ötüken'e gidiyoruz. Ötüken doğuda. Doğu her şeyin başlangıcı. Doğu her şeyin başlangıcı neresi? Doğu. Bir de atalar kültü diye bir şey var. Bak bizim ölülerimiz bizim için kıymatlıdır. Tamam mı? Biz de ölü öldü, pamuğu dıktı, imamın ayına bindik etti. Yok öyle bir şey. Biz götürürmüşüz. Ölümüzü de Ötüken'e gömermişiz. Niye? Göktengri'ye yakın olsun diye. Belli aralıklarla da onları ziyaret edermişiz. Ölümünün 7. gününde, 40. gününde, 52. gününde kurgan ziyaret edilmiş. 7, 40, 52 size bir şeyleri çağrıştırıyor mu? Bir şeyi çağrıştırıyor mu size? Çağrıştırıyor. 7 Mevlüdü, 40'ı çıktı mı, 52'sini okudunuz mu diye. Abem bunlar İslamiyet'te olan bir şeyler değil. İslam'da bunlar yok. Bunlar bizim te İslam öncesindeki şaman gelenekleridir. İslam'ın bir yerinde yoktur. 7'si, 40'ı, 52'si bilmem nesi falan diye bir şey yoktur. Bunlar bizim milliyetçi olduğumuzu da gösterir. Anladın mı? Bak bunlar bizim milliyetçi olduğumuzu da gösterir. İslamiyet'i kabul etmişiz ama Türklük özelliklerimizi devam ettiriyoruz. Ötüken de şu an Moğolistan'ın ortasında. Yani çok böyle İslami diye bildiğiniz şey aslında şeydir, Türk geleneğidir. Mesela cenaze şeyler, kabir ziyaretleri. Araplarda böyle bir uygulama yok la. Biz gidiyoruz ya, Ramazan bayramının Arife günü, Kurban bayramının birinci günü nereye gidiyor? Kabire gidiyor. Araplarda böyle bir durum yok. İşte bu gelenek oraya da geçmiş. Mesela evli kızlarım, siz daha iyi biliyorsunuz. Evlendiğinizde gelin aldılar, çıktınız, tamam mı? Damat evine girerken testi verip yere attırmadılar mı? Buğday serptirmediler mi? Şekerin duzun unu serptirip onun üzerinden atlattırmadılar mı? İslam'ın neresinde var buğday serpmek? Bana söyle. Var mı? Yok. Bunlar bizim eski geleneklerimiz, İslam öncesinden, İslamiyet'ten önceki şaman geleneklerimiz, İslamiyet'te de ne yapmışsınız? Mont etmişsiniz. Bu sizin milliyetçi olduğunuzu gösterir. Çoğu şeyi kullanıyorsunuz ama eski olduğunun farkında bile değilsiniz. Aklınıza yattı mı? Buradan gelecek, tamam mı? Buradan gelecek şey nedir? İşte ne, nasıl diyeyim size? Türkler İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen asimile olmamıştır, milliyetçidir diye. Mesela al, helva kavurma diye bir şey yok. Araplarda böyle bir durum yok. Bizde var. Biz katmışız bunları. Mantık aklımıza yattı mı? Ve eski Türkler abem Ötüken'e toprak ana demişler. 2018'de, 2017'de MEB'in kitabı güncellendiğinde bu bilgi girdiydi. Dedim kesin soran 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 sene geçti hala sormadı. Demek ki sormayacak. Soru şu. İlk Türkler, Proto Türkler Ötüken'e ne ismini vermiştir? İlk yurt, ana yurt, ana vatan, toprak ana, dem baba, Didier Drogba. Atış serbest dediydim ben, tamam mı? Millet atlar ilk yurt, ana yurt, ana vatan, top ne bilen falan diye, tamam mı? Al toprak ana diyormuş. Hani soru değeri yok. Anlaştık, oturup ezberlemeyin. Genel yapıyı bilin, kafi yeterlidir. Peki, ana yurdun burası işte Orta Asya. Bunu da ezberleme.
işte ne bileyim işte doğusunda Kingan Dağları, batısında Hazar Denizi, güneyinde Hindistan, Çin'le çevrili bölge, kuzeyinde Kutup Ayları'nın olduğu Sibirya falan diye ezberleme. Burayı tabir edebilecek o kadar çok kriter var ki, tamam mı? Bak işte şeyler, göller, denizler, ırmaklar dolu dünya. Denizcilik yok ama balıkçılık var. Bir cepte. İkinci bileceğiniz olay. Buradan gelebilecek soru tipi tek. Burayı tarih, coğrafya, harita bilmem ne karıştırıp öyle sorabilir. ÖSYM. Nasıl? Bak dikkatli. Türklerin ana yurdu, Orta Asya'yı tarif ederken kullanılabilecek coğrafi terimler arasında hangisi yoktur der. Şıklara bak. Ural Dağları, Tanrı Dağları, Altay Dağları. Tamam mı? Ural Dağları, Altay Dağları, Tanrı Dağları, tamam mı? Araya da atı verir. Yıldız Dağları diye. Hangisi yok? Hangisi yok? Yıldız Dağları yok. Niye? Yıldız Dağları nerede? Edirne, Trakya'da. Anladın mı? Yani Anadolu'daki bir dağ, göl, oradaki silsileyi Orta Asya'ymış gibi sorarlar size. Aklınıza yattı mı? Aklınıza yattı mı? Yani geri verecek soru tipi budur. Yani sen neye çalışıyorsun? ÖSYM neyle geliyor? Bu bir. Arkasından bir de bizimkiler bu dönem göç etmişler. Tamam mı? İşte boylar arası mücadele, hastalık, kuraklık yetmiyor. Terdili mekanda da ferahlık var mı? Var. Yani bir gezelim, tozalım. Bunalı veririz. Sıkılı veririz. Gitmişler. Bir ekip, şunun rengini bir değiştireyim. Bir ekip şuradan şöyle yukarıya çıktı. Sibirya anam, her yer kutup ayısı. Kaç anam kaçtı dediler. Kaç 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 kaç. İndiler geldiler aşağıya Çin. Lan her yer çekik gözlü. Kaç dediler kaç 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 kaç. Şu tarafa doğru gittiler. Ana gıta bitti. Gıta bitti, gıta gıta gıta. Nereye dayandın? Pasifik'e dayandın. Bir kokonuşa dayandın. Ne halt edeceksin? Tamam. Soru, Türkler nereye gitmiş olamaz? Şurada şöyle dünyanın bir kıtası var. En büyük ada. Kanguruları ile meşhur. Türkler Avustralya'ya gitmiş olabilir mi, olamaz mı? İslam öncesinde. Ne dersiniz? Olamaz. Niye? Niye? Gemi yok, gemi. Anladın mı? Al. Bilgi böyle pekiştirilir. Sonra buradan kavimler göçüyle geldik. Hazar Denizi'nin etrafından dolandık. Avrupa'ya kadar geldik mi? Geldik. Aşağısından Anadolu'ya doğru geldik mi? Geldik. Peki bir kere de LYS 4'te sordu bunu. Türkler nereye gitmiş olamaz dedi. Cevabı gene neresi verdi? Kuzey Afrika verdi. Niye? İslam içinde buraya gitmeyiz. Çünkü çöl. Çöl. Anladın mı? Benim ne işim var çölde? Ben nereye giderim? Verimli topraklar, havası, suyu, kızı, güzel olan yere giderim. Aklına yattı mı? Anlaştık? Ne? Sonra geldik buralara. Anlaştık abi. Soru tipleri bu yöndedir. Böyle gelir. Kıymetli kardeşlerim. Ezberlemeyin. Yani ezber ezber. Ne ezber? Gerek yok. Mantığını aldığın zaman yetiyor bak. Al, özünü vermeye çalışıyorum sana. Şunları da ezberleme. Orta Asya kültür bölgeleri var ya. Andronova, Afanasyev, Karasuk, Takan, Abidik, Gubidik, ne bilen ne bilen ne bilen ne. Bunları da ezberleme. Niye? Çünkü yeni arkeolojik kazıyla bunlar da değişiyor. Biz ilk öğretmenliğe başladığımız zaman at işte Andronova'da diyordu. Sonra Afanasyova oldu. Şimdi ne diye anlatıyor? Anavdan atıyor. Şimdi soru şu. At hangisinde? Bilmiyoruz ki. Ya milattan önce 5000 diyor. Yani yeni bir arkeolojik kazı yapılır. Ya da Çin insafa gelir. Bir bilgi, belge, bir şey paylaşır. Burası komple değişir. Sakın ha, bakır hangisindeydi? Demir nerede başlattılar falan. Bir de şu var. Tamam. Mesela Nebin kitabı diyor ki Anav diyor, Anav diyor Orta Asya'daki en eski kültür bölgesidir diyor. En eski kültür bölgesi Anav'dır diyor. Afanasyova Türklere ait en eskidir diyor. Du Nebin kitabı şimdi şuna da bir çevirdi. Andronova'da da Türklerin atalarına ait izler vardır dedi. Şimdi soru şu. Türkler hangisinde lan? Afanasyova'da mı? Andronova'da mı? Buradan soru gelir mi gelmez mi? Gelmez. Tamam. Bana bunu sorana ben şunu sorarım. Kardeş, Afanasyova, Andronova'da Türkler var da
Ayıptır sorması. Anav'da kimler yaşıyor lan orada derim ben. Anav kültüründe kimler yaşıyor? Türkler var mı yok mu? Bana bunu ispat edin derim ben. Anladın mı? İşte Çin kaynakları paylaşmıyor. Bilmiyoruz. O yüzden burayla alakalı soru en fazla geri verecek olan, bak en fazla bir kere adli idari hakimlik sınavında sordu. 2016 ilk videoları çektiğim zaman ben olsam dedim buraya dedim şöyle sorarım. Hangisi Orta Asya'yı aydınlatan kültür bölgelerinden biri olamaz? Şıklara bak. Anav, Andronova, Afanasyova, Truva, Kelteminar dedim mesela, attım. Tamam mı? Şimdi burada Celal Hoca öğrencim oldu. Celal ne dedi? Tarihte 5 seçenek varsa dördü bir yanına, biri bir yanına gösterdi. Bismillah. Ana falan bunu ben bir duydum gibiydi. Bu bir dursun. Tamam mı? Ana, Andronov, bildim. Afanasyova bunu bildim. Bunlar Türk'ün atası mıydı, at mıydı, ot muydu, bilmem neydi falan. Ana, Afanasyova bunlar tamam. Bunlar hem gafiyeli. Tamam, Truva da gafiyeli. Pe, Kelteminar işaretle yanlış. Yanlış. Lan Truva nerede? Truva dediği yer neresi? Truva dediği yer Çanakkale. Anadolu'daki bir şeyi sana Orta Asya diye yutturmaya çalışır. Anladın mı? Mesela Truva, Alişar, Çatalhöyük. Bunlar Anadolu'daki o yontma taş, cızalı taş, ne bilmem ne taşa bağlı o dönemdeki şeyler mi? Anladın? Yattı aklınıza. Çatalhöyük'tür, işte Hattuşaş'tır, bilmem nedir. Anladınız? Tamam. Yani soru gelirse bu minval üzere gelir. Oturup da ezberlemen. Abakan taştık maçtık falan diye. Tarihçiler sadece isim bilin yeterli. Tarihçiler için söylüyorum bak. Sadece isim bil. Başka bir şey bilmene gerek yoktur. Peki devam ettim. Biz göçebeyiz. Şimdi buradan bak şu sayfayı halledeceğim ondan sonra bitireceğim dersinizi. Şurayı anlatıvereceğim bitireceğim. Burada kalacağım. Tamam. Şimdi arkana yaslan. Bir sırtını çok böyle kerif alıyor. Biz Türkler göçebeyiz. Doğru mu? Biz Türkler göçebeyiz. Peki biz neden göçebeyiz? Neden göçebeyiz? Biz abim hayvancılık yaptığımız için göçebeyiz. Tamam, biz genel itibariyle hayvancılık yaptığımız şuradaki, buradaki şu maddelerin bundan sonraki ve sonraki maddelerin hepsinin sebebi bizim ne olmamızdır? Bizim göçebe olmamızdır. Temel geçim hayvancılığı, geçim kaynağım benim hayvancılıktır. Anlaştık. Temel geçim kaynağım hayvancılık. Hayvancılığın her türlüsünü elhamdülillah yapmışız. Biz o hayvanın derisinden debbağalık yapmışız. Bak derisi debbağa kullanmışız. Kılı tüyü yününden, kılından, tüyünden, yününden eğirip ip yapmışız. Dokumacılık sektörü gelişmiş midir? Dokumacılık. Ne onlar mesela? Dokumacılık dediğiniz. Mesela halı, kilim, travel. Tamam mı? Halı, kilim beraberinde çadırlar. Çadırlar beraberinde yünlü dokumalar. Yünlü dokuma. Orta Asya soğuk. İş don lan iş don, iş don. Unutma. İçlik giyende piçlik olmaz der bir Orta Asya atasözü. Biz Türk erkeği Eylül 1 dediğinde iş donu giyeriz. Mayıs 1 dediğinde iş donu çıkarırız. Hamdolsun al. Yünlü dokumalar yapıyorum. İş donlar. Eksik olmaz Türk erkeğinde. Doğru mu? Bu bana daha benziyor. Hep giyiyor iş donunu. Kurban olduğum bilin. Anladın mı? Al. Hayvanın derisini kullandım. Kılını kullandım. Etinden. Etinden pastırmadır. Sucuktur. Ne bileyim. Bunları da kullanmak için, yemek için konserveleri de yaptık mı? Konserve ilk kez Türklerdedir diye anlatıyor Mebin kitabı. Al etini kullandım. Valla daha bitmedi. Sütü. Sütünden peynirdir. Yoğurttur. Al yoğurdun İngilizcesini yazıyorum sana. Al yoğurt. Yoğurttur. Ne bileyim çökelektir.
Al hepsini kullanmışız. Eski kaşarlar neredeymiş? Aa, Çin'deymiş işte. Bu lan derisi, gılı tüyü yünü, eti, sütü, lan her şeyini kullandık mı? Toynağına varıncaya kadar ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Al, hayvancılık bizim işimiz. Her türlüsünü yapmışız. Her türlü hayvanı da yetiştirmişiz. Atıdır, itidir, ineğidir, domuzdur, aklına ne geliyorsa. Tamam, bunların hepsini yetiştirmişiz, kullanmışız. Anlaştık, bilin. Al, yüklet. Deve demekmiş mesela. Yüklet. Yükle get. Yükle get. Günümüzün transiti o dönem neymiş? Yükletlermiş. Al, hayvancılığın her türlüsüyle uğraşılmış. Aklınıza yattı mı? Aklınıza yattı mı? Tamam. Ve beraberinde bozkır kültürü gelişmiş. Atlı göçebe yaşam. Ne bu atlı göçebe yaşam? Abim, biz Türklerde olmazsa olmaz üç şey var. At. Sayın Bakan, bir ne o? At. Pusat. Ne? Sensin avrat. Ne avratı? Avrat Arapça. Hatun diyeceksin. Hatun. Avrat neymiş? Tövbe neuzubillah. Ama at. Hatun. Pusat. Siz at avrat silah diyebiliyor muyuz ya? Orijinali attır. Pusattır, silahtır ve hatundur. Her yiğidin mutlak surette bir neyi olacaktır? Mutlak surette bir atı olacaktır. O at sana ne kazandırır? Hız kazandırır. Arkasına tekerlekli araba takarsan uzun mesafeli göçü kolaylaştırır. Atsız yiğit olmaz. Eski Türklerde at kültürü diye doktora tezi var. Doktora tezi. Mübarek. Mübarek. Yani ne yazdın o kadar? Ve benim atımın adı da nedir? Aşkar. Battal Gazi'nin atının adı. Hepiniz biliyor musunuz? O yüzüklerin efendisinin işte ne o şeyli tek boynuzlu Pegasus kanatlı at, ne bileyim işte şey ne o kanatlı atları vardı ya, unicorn, Pegasus, ne bileyim arkasından o yılkı üstüne mesela gözlerim ben yanılmıyorsa bu bir yılkı diyor, tamam mı, biliyorum. Aşkar, Battal Gazi'nin atının adıdır vallahi. Bir dene tepeyi çaktım vallahi adam uçuttur. Aşkar, hızlı. Sabahtan akşama kadar neyin üstündeyim? Aşkarın üstündeyim. Aşkar tip turnik otomatik vites. Kulaktan vites. Pişt 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 yapıyorum böyle. Atladığım zaman tam Formula 1 İstanbul Grand Prix'si gibi valla. Ne yapıyor? Gidiyor. Anlaştık. Hızlı. Sabahtan akşama bu üstündeyim. Ama Türklerde iyileşmeyen iki tane rahatsızlık vardır. Sabahtan akşama kadar atın üstündeyim diye. İki rahatsızlık var. Bir, pişik. Valla pişik. Bepantol ilk nerede bulundu? Orta Asya Tükendal Tersanesi'nde bulundu. Anladım. İlk bu. Ve arkasından ikincisi fıtık. Kurban oldu mu? L3, L4 yırtık. L5 patlak. L6 dürtmüş. Tamam mı? Soru. Ötükendal açılan ilk okulun adı nedir? FTR. Fizik, tedavi, rehabilitasyon. Türklerin en eski bölümü odur. Olmadığını ispat edemezsiniz bana ya. Kurban oldum ya. Niye? Sen bir atın üstüne sabahtan akşamadan koştur bakalım bir. Olmayan rahatsızlığı söylüyor. Böbrek taşı. Olmuyor. Niye? Atın üstüne düşüyor çünkü. Bak, Türk tarihi böyle anlatılır. Kurban oldum ya. Allah Allah ya. At getirin bana lan, bir at bulamadım bir demek, yemin ediyorum. Bir atın üstünde. Sabahtan akşama kadar neyin üstündeyim? Atın üstündeyim. Tamam mı? Evet. Şimdi şu tip et mi yer, ot mu yer? Et yer. Tamam. Şükrü yengeniz etleri ayarladı bana. Çin'e sefere gideceğiz. 10 gün 15 gün neyse yoğuz. Tamam mı? Ben şimdi nasıl edeceğim bunu? Etleri aldım, geldim şimdi Aşkar'a bakıyorum. Aşkar'ın ağzı olmaz dedim orası. Kuyruğu kaldırdım, buraya hiç olmaz dedim ben. Eti nereye koyacağız? Eğerle atın arasına etini ettim. Sıkıştırdım. Öbür tarafa da sıkıştırdım. Bir de dur lan, bu ders anlatıyoruz. Bir de neyi sıkıştırdım? Peksimet dediğiniz. Tamam mı? Beyaz ekmeğimiz yok mu? Onu sıkıştırdım. Atladım atın üstüne. Tıkıdık 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 tıkıdık. Karnım acıktı. Ne edeceksin ya? Eti şuradan aldım. Et bacağımla atın arasında sıkışa sıkışa bastırla bastırla alsana ne oldu? Alsana bastırma oldu. Ben bunu böyle anlattım, tamam mı? Millet dedi ki atıyor dedi. Atıyor dedi. Bak. Bak. Seni suya götürün, susuz getirin ben. Kurban oldum. Ne atacağım ben? Daha bak orada. Yaz Google'a. Dur ben beklerim. Ben beklerim. Yaz. Pastırma nasıl çıkmış diye. Kayserililer şaşırdı ya. Allah Allah dedi. Lan dedim, böyle dedim ya. Yani yap altta bak. Gör. Anladın mı? Pastırma böyle çıktı. Al. Peksimet de sıkışa sıkışa preslenmiş. Al sana
ekmek üstüne pastırma üstüne ekmek. Al sana tarihin ilk hamburgeri de neredeymiş abi? Ötüken'deymiş. Al. İlk McDonald's nerede açılmış? Burger. Aha, Ötüken'de açılmış. Ve atın üstündeyiz. Zaman kaybına hiç tahammülümüz yok bizim. Hem yiyorum hem gidiyorum. Fast food kavramının da nereden çıktığını anladınız mı? Anladın mı? Fast food bizden çıkma. Tarihin babanında kimler varmış? Tarihin babanında Türkler varmış. Abi bitti gitti. Bu kadar. Al. Allah Allah. Ne alem lan? Gerçekten atıyorum ben sana. Anladın mı? Bil. Atım olacak. At. Hatta bunu şöyle sordu ÖSYM'cim Veli Nimet'im. Dedi ki divanı lügatı Türk'te. Türk'ün kanadı olan nesne nedir dedi. Türk'ün kanadı olan savaş aracı nedir diye sordu. 2015 KPSS lisans sorusuydu bu, tamam mı? ÖSYM o sene soruları yayınlamayacağım deyince ben sınava girdim. Ve benim yanlış yaptığım tek soru buydu. Ben yanlış yaptım bunu. Tamam. Ben vallahi yanlış yaptım. Nasıl? Şıklara bak. Kılıç, kalkan, ok, yay, at demiş. Tamam mı? Şimdi kılıç. Kılıç. Bak Celal Hoca öğrenci mod. Sınavları soruları yenilemeyecek ya. Biz de görelim diye giriyoruz. Tamam mı? Kılıç, kılıç dedim. Kılıç çifte kılıç takarsa eğer böyle ileriden baktığımı kanat gibi görünür. Kılıç olabilir. Tamam. Ok. Ok. Ok sadakları buradan böyle yukarıdan çıkar. İleriden baktığımı kanat gibi görülebilir. Olabilir. Olur. Kılıç, ok. Yay. 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 Kesin olur. Çift yay taktığın zaman arkandan arkadan ilerden kanat gibi hızlı bir şekilde geliyor. Görsel olur. Bak bak neleri düşünüyorum ben. Kalkan. Kalkan. Ya kalkan. Kalkan. Bir de şıklarda ne var? At. Benim ilk elediğim neydi? Atı da. Tamam mı? Ben kalkan işaretledim. Niye? Kılıç, kalkan. Kılıç, kalkan. Saldırı, defans. Attack, defense. Kılıcı, kalkanı. Kolu, kanadı. Kolu, kanadı. Puh! İşaretledim ben. Tamam mı? Tamam. Dur. Bak dur. Tamam. Ondan sonrasında dershaneye geldik. Tamam mı? Millet güle 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 atı bildin mi? Atı bildin mi? At çatım aç çatım. Ben seslenmiyorum. Tamam mı şimdi? Böyle yani hani Allah Allah dedin ya. Allah dedin yani hani. Böyle, nasıl yani? Dedim tamam mı? Kurban oldum. Al. Ya yanlış çıktı cevap. Ben hiç seslenmedim öğrenciye. Al. Hocanın dediğini dur gittiği yoldan gitme. Çok bildiğin zaman kafan oluyor. Gidiyor. Tamam mı? Vallahi bahsedeceğim Telegram grubuna. Kapattım Telegram grubunu. Bu kaçtır lan? Aa. Başladım Telegram'ınıza. Şurada bir şey anlatıyoruz. Telegram. Yasak ettim Telegram'ı. Cimer'e yazacağım. Kapattıracağım o Telegram'ı. Tövbe ne uzun billah lan. Bir dinlen. Ha. Tamam mı? Yani ve ben hatta o sene var ya sınıftayken sıranın üstüne falan çıkıyorken benim pantolon yırtıldıydı. Tamam mı? Benim pantolon yırtıldıydı. Oğlanlar beni tutup da sıranın üstünde böyle tam dırılırın böyle gittiydim ben. Kaldırdı sordu ÖSYM. Yani senin beklediğin gibi gelmiyor ÖSYM. Türk'ün kanadı neymiş? Atıymış. Bilin kıymetli kardeşler. Tamam. Temel geçim kaynağım hayvancılıktır. Unutmayın. Tamam. Peki hayvansal ürünler ihraç etmişiz. Satmışız. Ne bunlar? Attır, ettir. Tamam mı? Kılı tüyü, yünüsüdür, derisidir. Ama şimdi bunlar aynı zamanda da savaş malzemesi. Savaş zamanı at satılır mı satılmaz mı? Satılmaz. Tamam. Karşılığında da tarım ürünleri ithal etmişiz. Yani arpadır, buğdaydır. Çünkü bizde ne yok? Çünkü bizde tarım yok. Burayı bazı kaynaklar hububat diye de veriyor. Hububat, habbe, taneli şeyler, bezelye, araka, nohut, ne bilen ne gibi. He bunları ben kimden alıyorum ya? Çin'den. La savaşı kimle yapıyoruz? Çin'le. Düğünü kimle yapıyoruz? Çin'le. Halı saha maçını kimle yapıyorum? Çin'le. Lan biz bu Çinlilerle, biz niye gıcız bunlara? Niye bizim her şeyimiz Çinliler lan? Yani her şeyin Çinli. Kurban oldum ben şimdi sana şunu soruyorum. Tamam. Bizim bu Çinlilerle gıcıklığımız nereden geliyor? Tamam şu boydalar. Çekik gözlüler. Tamam mı? Sana bakıyorlar ama seni görmüyorlar.
Öldür öldür bitmiyorlar mikroplar. Adamı öldürüyor. 3 gün sonra aynısı gene geliyor karşına. Sürekli dejavu yaşıyor. Lan ben seni öldürmedim mi deyip bir daha öldürüyorum falan. Yani hani ne iş bu? Tamam. Şundan dolayı bizim Çin'le alıp veremediğimiz şey abim, tamam, kadın kız meselesinden ziyade ticarettir. Yani ipek yoludur, ipek yolu. Bak şimdi hayvan, biz göçebeyiz. Hayvancılıktan bir yere kadar kazanıyorsun. Tarım zaten varla yok arası. Parayı nereden kazanacaksın? Ticaretten kazanacaksın. O yüzden ipek yolu mücadelesi bizim Çinlilerle ana sebebimiz ipek yolu mücadelesidir. Bir, bunu bileceksiniz. Bir de şunu bileceksiniz. İslam öncesi Türklerde tarım var mı? Yok mu? Hangisi? Var mı yok mu? Bak. Bak. Burayı kesin iddialı cümlelerden sakının diyorum işte. Tamam mı? Niye? Tarım tam vardır diyemiyorum. Tam yoktur da diyemiyorum. Tamam? Mebin kitabı burayı, bu da daktı yoncaya. Geleceksin şimdi yoncaya, dur bir. Burayı Mebin kitabı şöyle diyor. Tarım sınırlıdır diyor. Şimdi burada tarımın tanımına gitmek lazım. What does agriculture mean? Is there anybody else can explain it to me? Ne dedim ben be? Tarım ne demek? Bana tarım yapacak var mı? Ne demek? Ecemciler sağlam benim, merak etme, hamdolsun. Şimdi tarımın tanımı işte burada olayı karıştırıyor. Bak bizde uzun vadeli tarım yok. Bizde uzun vadeli tarım yok. Bunu bil. Yani bu arpadır, buğdaydır, ıvırız. Bunlar çünkü hani coğrafya bilenler bilir. Tamam mı? Bunlar coğrafya bilenler bilir. Yani buğday mesela işte ekilir, tamam mı? Bir serinleme süresi olur. Bir kar altında kalması gerekir. Bir başaklanma, filizlenme, yanma bilmem ne falan. Bir yıllık süreç. Abi biz bir yerde 3-4 aydan fazla kalmıyoruz. Uzun vadeli tarım yok. Ama kısa vadeli tarımımız var. Kısa vadede var. Mesela yetiştirdiğimiz ürünlerden birisi yonca, darı. Bunlar hemen arsızdır. Ek, tamam mı? 2 haftaya şak diye çıkar. Hayvanlarına yedirirsin mesela. Anladınız? Ama normal nizami tarım uygulanmaya başlıyor. Ama öncesi için işte biraz sıkıntılı. Burada şuna geliyor olay. Mesela ben doğuma büyüme Isparta Davraz mahalleliyim. Bak illa bak şunu yapmak zorunda şey yapıyorsunuz siz. Bu vardır, bu yoktur. Değil la. Değil değil. Yuvarlak. Yuvarlak oval hatlar, geniş yorumları kapmaya çalışın. Anlaştık mesela. Ben doğuma büyüme Isparta Davraz mahalleliyim. Tamam. İlteriş bağırma. Doğuma büyüme Isparta Davraz mahalleliyim. Annem Seher kadın, Isparta Davraz Mahallesi'nde, bilen bilir orayı, tamam mı? İki katlı şirin küçük bir evde büyüyoruz. Önde var bir 50-60 metrekare bahçesi. Arkada var bir 50-60 metrekare bahçesi. Anam orada biber dikmiş, soğan dikmiş, domates dikmiş, patlıcan dikmiş, tamam mı? Şimdi soru şu, benim anam Seher kadın tarım yapıyor mu? Benim annem tarım yapıyor mu? Al. Ya yapıyor da diyemiyorsun. Yapmıyor da diyemiyorsun. Tamam mı? Yani tam pazardan almıyor. Ama bazı şeyleri yetiştiriyor. İşte sınırlı. Yoruma açık olun. Anlaştık. Tam vardır dersiniz, ÖSYM yok diye sorar. Yok dersiniz, vardır diye sorar. O yüzden ezberlemeyin diyorum. Tamam. Mebin kitabı ne diyor? Sınırlı tarım var diyor. Ama Uygurlarla beraber yerleşik hayat başlayınca ondan sonrasında vardır diyor. Sıkıntı neresi için? Uygurlardan öncesi için. Aklınıza yattı mı? Tarım meselesi, yoncadır, darıdır, bilmem nedir. Bunlar aklınıza yattı mı? Çok güzel. Tamam. Devam ki. Şu yorumları kaptığınız zaman beni yormayacaksınız zaten. Bak gel. Mesela kölelik oluşmamıştır. Niye?
Kardeşim göçebeyiz bak. Bunların hepsinin sebep göçebe. Tamam mı? Bir de biz abim yani yapı itibariyle bağımsızlığımıza düşkünüz. Biz ya bağımsız oluruz ya bağımsız ölürüz. Başka alternatif var mıdır yok mudur? Yoktur. Türk kızı, kız! Benim kölem olur musun? Ha, olur musun? Hayır! Dediğini ben biliyorum ben. Tamam mı? Ne no diyor? İngilizce bak. Tamam mı? Hayır diyeceksin. Türk kızı öyle der. Asla hayır diye. Olmazsın abim, olmazsın. Biz abim, biz yani bağımsızlığına düşkün elemanlarız. Sabahtan akşam asker de gelişmiş. Sadece erkekler değil, hatunlar da ne? Savaşçı. Ulan ben gidiyorum tek kanat, tek kılıç, tamam mı? Hatun geliyor çift kılıç dombura usulü. Yani o dönem oldu ki mesela bekar kızlar. Kim var bakın burada bekar kızlar? Bekar kızlar kim var? Kuyuşah, Özlem, Ecem, tamam mı? Oldu ki sizden birisini alacağım mesela. Tamam. Oldu ki öyle gelip de böyle diz çökmeler, drone'la yüzük indirip balonlar patlatıp kemanlar çalmalar, teklif ediyorum, do you marry with me demeler falan yok. Böyle bir şey yok. Seninle evleneceğiz mi? Seninle güreşirmişiz. Bah. Biliyor muydun bunu? Anladın mı? Bildiğin güreşirmişiz. Tamam. Abim o dönem baba güçlü. Tamam mı? Anne güçlü. Doğacak çocuk küp. İşte o dönem mıymıntı bir erkeği, mıymıntı sıfır beden, tamam mı? XS beden, şöyle şuradan geçen, böyle pıtı 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 geçen bunlar tırt erkeklerden ay kurbanı diyenler falan. Vay kesinlikle ne? Kimse, abim her an bir Çin saldırısı. Ne bileyim bir UH, CMP, lan hiç bilemedim o sivri dişli kaplan. Diyor bu. Hiç sevmedim bu kelimeyi. Benim hiçliğimi okuyor falan diyen. O kaplanlar ne bileyim arkasından iklim soğuk, hava sıkıntılı. Yani mıymıy erkeği, mıymıy hatunu kim yetsin? O dönem güçlü, kuvvetli olanlar. Oldu ki ama işte burada da ne var? Türk kızı güzel olduğu nispette hayvan gibi de güçlü. Lan oldu ki işte aldım şuradan bir kızı, tamam mı? Böyle taşı suyu çıkaran atom molekülüne ayırıyor. Ne suyu? Öyle güçlü. Tamam mı? Akşama kadar atın üstündeydim. Dıgıdık 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 eve geldim. Dedim ki hatun dedim. Ev dedim çadıra. Hatun dedim hatun. Benim hatun dedim karnım aç. Tamam. Karnım aç. Dedim çadırdan çıktı bu. Muaa! Evimin erkeği erimin direği. Gel lan buraya. Tamam. Kız belim ağrıyor dedim. Beni tuttuğuyla tutar ortalık ikiye çat diye. Böler mi bölmez mi? Böler mi bölmez mi? Böler. Kurban oldum. Hayvan gibi böyle üstünden geçti. Mahvetti beni. Tamam. Şimdi böyle olunca Türk kızı güzel, harika, fıstık gibi, bomba gibi ama fazla etkili bomba. Tamam. Böyle olunca Türk erkeğinin gözü de kayıveriyor işte. Bak break dans nasıl çıkmış onu anla. Böyle böyle ufak ufak yavaş 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 bizimkinden kaymış. Nereye? Çinli kızlara. Şu boyda çekik gözlü seni görmüyor. Kimonoyu giymiş pıtı 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 uçuyor. Bak tarihin her yerinde mutlak surette bir karı kız meselesi var mıdır? Vardır. Anladın mı? Hep böyle. İslam öncesinde Çinli prenses, İslamiyet'ten sonra Bizanslı prenses, tamam mı? Osmanlı'da taht kavgası o Hürrem Hatun'du falan derken hep karı kız meselesinden dolayı gitmiş. Sonra Türk kızı şunu fark etti. Ulan herifin göz nerede? Herifin göz dışarıda. Ha, dedi. Ha, dedi. Türk ergeninin radarına yakalanmak mı istiyorsun? Maybelline'in sunduğu eyeliner tarihi burada başlıyor işte. İslamiyet öncesi Türk tarihinden beri Türk kızının olmazsa olmaz aksesuarı eyeliner'dır. Aklına yattı mı? Reklamlar. Anladın mı? Bir yerde eyeliner reklamında oynarsan ben şaşırmam. Tamam? Bilin, al, kölecilik yok. Buna müsaade etmiyor. Sosyal yaşantı, anlayışımız, dünya görüşümüz buna müsaade etmiyor. Askerlik gelişmiş. Her Türk asker doğar. Anladın mı? Yani bil yazı geç kullanılmış. Niye? İhtiyaç çok göçebeyiz. Mimari gelişmemiş. Niye? Lan göçebeyiz. İki katlı apartman, aparttı bilmem ne, otoparktı falan yok. Hep bunlar ne? Uygurlardan sonra. Sanat taşınabilir cinsten gelişmiş. Niye? Yok. Hep göçebeyim çünkü. Hep bak sebep ne? Göçebe. Ve Türklerde teşkilatlı yapı gelişmiştir.
Niye? Biz Türkler teşkilatçıyız. Üç Türk bir araya geldi mi? Devlet kurar derler ya. Hani laf vardır. İki Yahudi bir araya geldi mi? Şirket kurar. Üç Türk bir araya geldi mi? Devlet kurar diye. Hakikaten de öyleyiz abi. Üç Türk bir araya geldik mi? Dördüncü ver kahvede goz ver, goz ver, goz ver, goz ver, kımız ver, buna çay ver falan. Böyle böyle devletimizi kurarız ya. Rahmetli Adolf Hitler'in bir sözü var. Rahmetli. Hitler diyor ki dünyada bir tane Türk kalsa, dünyada bir tane Türk kalsa devletini kurar, intikamını alır diyor. Bak, söze bak. Ama böyle bir söz patiyen yok. Tamamen internet uydurması bir şey. Hitler'in böyle bir sözü yok. Ama bize yakışıyor mu? Ha, yakışıyor. Ama boncuk gözlü Mustafa Kemal'in bir sözü var. Mustafa Kemal diyor ki gidin bakın Toroslar'da bir Türkmen çadırından dumanın tüttüğünü görürseniz bilin ki hala Türklük için ümit vardır diyor. Lan! Kurban olduğumun yani yeter ki bir tanemiz kalsın. Hepsini halleder miyiz? Hepsini hallederiz. Anlaştık. Yattı mı? Heden bakalım. Orada mısınız? Neredesiniz? Tamam. Teşkilatçı yapın. Hemen anında devlet kuruveririz. 47. kromozom dürtüyor. Normalde insanlarda 46 kromozom vardır. Tamam mı? Bir de 47. kromozom var. O bir fazla. Ne o? Ne o? Down dediğiniz, Down sendromu dediğiniz onlar bir fazla. Eksik değil bak. Bir fazla. Normal insanlarda bu böyle. 47. kromozom. Tamam. Ama biz Türklerde nasıl gitti ses? Come on, come on. Ses, 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 ses. Tamam lan işte açtım kapattım onu Türk usulü. Tamam. Bu 47. kromozom normal insanlarda. Down sendromu onları bek seviyoruz. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Tamam. Ama biz Türklerde bu dürtüyor. Ne diye? Kur diye dürtüyor. Kur. Neyi kur? Kur. Set up. Establish. Devleti kur diye. İngilizlerde dürtüyor. Ne diye? Entrika diye. Ruslarda dürtüyor. Ne diye? İn. 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 Diye. Anladın? Yattın mı aklına? Sıcaktınız erin diye. Herkes de biz devlet kurarız abicim. İşte bu da benim işimi zorlaştırıyor. Ulan her yerde ne kurmuşuz? Devlet kurmuşuz. Lan İngiltere'de hep İngiltere var. Mısır'da hep Mısır. Çin'de hep Çin. Roma'da hep Roma. Bizde Göktürk, Uygur'un, Avar'da var. Uman, Kıpçak, Türkçe, Karakol, Osmanlı, geçiyor ama söz. Karahanlı, Gazze, Selçuklar. Lan anlat, 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 anlat bitmiyor. Niye? Çokuz çünkü. Anladın? Bilin. Yapayım. Beraberinde. Burası tamam mı? Bak genel yorumları kapıyorsunuz şu an. Ondan sonra beni yormayacaksınız. Tamam. Bu olay benim tarihimi araştırmayı da zorlaştırmış. Yok. Bütün halinde inceleyemiyorum. Herife bir bakıyorum bir şeyde Asya'da bir bakıyorum Avrupa'da bir gitmiş Amerika'ya. Al. Kavimler göçü dediğiniz o kavimler göçünden önceki göçlerle. Hocam iki dakika sonra arayacağım seni. Söyleyeyim oğlan matematik öğretmeni. Sadık hocam. Hocam iyi hamdolsun. Hocam bir online dersteyim. Türk tarihini anlatıyorum. 10 dakikaya arayacağım seni hocam tamam. Hadi hocam sağ olasın. Ne? Oğlanın matematikçisi. Nasıl lazım bana? Utanmışım matematik. NATO mermer, NATO kafa. Aynı ben. Tamam. Ha. O mesela o işte Kızılderililer Türktür diye şey atıldı. Tez atıldı. Çok benzerlik var. Çok benzerlik. O Bering Boğazı'ndan yürümüş gitmişler. Yürüyor. Bir baktılar Washington 10 kilometre. Yani ama şimdi totemdi. Kurttu. Çadırdı. Ne bilen neydi? Hakikaten çok benzerlikler var mı? Var. Anladım. Ama çıkıp da şu an diyemiyor. Amerikalılar diyemiyor. Kızılderililer Türktür diyemiyor. Yani tarihin tabanında dünyanın her yerinde Türkler vardır diye adamlar demiyor, dedirtmiyor. Bizde de araştıran var mı? Yok. Anlaştık benim. Araştırmaya kalksana. Mesela beraber diyelim ki tamam mı? Gidelim Orta Asya Türklerini araştırmak istiyoruz. Diyelim abim kimse bize sponsor olmaz. Kimse bize bilgi, maddi manevi destek vermez. Böyle bizde yok yani hani. Ya ben Isparta'dayım. Tamam Göller bölgesi burası Bizans'ın ne bilen neyin o İonyalıların, Lidyalıların bilmem neyin kral yolunun geçtiği coğrafyadayım ben. Tamam. Ya kurban olduğum herif 2300 yıllık
Bizans sütununa yazmış. Hatice ölürüm sana yazmış. Lan 2000 yıllık yazmış oraya. Tamam, yakarsa dünyayı garipler yakar diye. Doğru da oğlum oraya yazılır mı lan? Kurban oldum yani. Bizans sütunlarını birleştirmiş, mangal etmiş, mangal. Sütun parçalarıyla. Lan Avrupalılar hoplayıp duruyorlar, onları toplayacağız, edeceğiz, kılacağız diye biz bunlar mangal ediyor. Böyle bir milletiz yani, hani değer vermiyoruz yani, bilmiyoruz. Anladın mı? Bu da neyden işte? Eğitimden kaynaklı. İlk başlarda böyle gösterilse, bunların önemi, değeri verilse süper olur. Yani ben mesela bak eğitimden 10 yaşına kadar, 10-12 yaşına kadar abim sınav mınav yapmayacaksın çocuğa ya. Çocuğa sınav mınav yapmayacaksın. Çocuğa insanlığı öğreteceksin önce. Tamam mı? Ahlaktı, değerdi, kültürdü, edepti, hayaydı. Bunları öğreteceksin ya. Milli manevi duyguları öğreteceksin. Tamam mı? Sen yarış atı gibi yarış. En çok soru bankası bitiren, en çok bilmiyorum. Olmuyor işte öyle. Öyle olmuyor işte. Tamam mı? Göçebe doğuslar edebiyat kültür eseri olmuş olmalı. Var. Normal şeyin için anlatıvereceğim. Kültürü kalın için anlatıvereceğim. Bu sadece ufak başlangıç. Daha neler neler var. Ne eserlerimiz var. Sen düşünsene. Direkt Dan diye yazıyı buldu Göktürkler. Ondan sonra bir gittiler Orhun abidelerini. Müthiş edebi bir eser. Ulan yazıyı dün bulan adamın bugün böyle bir anıt dikmesi mümkün mü? Yani edebi altyapımız çok eskisinden beri var. Ama biz bilmiyoruz. İşte Çin de paylaşmıyor kaynakları. Hololang güzeli 3800 yıllık yani. Milattan önce 2000'lere 3000'lere kadar iniyor. Anladın mı? Yani bizim Asya Hunları milattan önce 200'den 300'den başlatıyoruz mesela biz. Aradaki 2000 yıl nerede abi? Anladın mı? Yani bil. Tamam. Ya yazıyı kullanıyoruz ama ispat edemiyoruz işte. Yok diyoruz. Göktürklerde diyoruz işte. Anlamıyor ki benim ağzını tuttuğuna vallahi bir tane şuradan yemin ediyorum kalemle döveceğim ha. Tamam. Bilin. Beraber farklı dinlere inanmışız. Haftaya ben anlatmadım henüz. Henüz haftaya. Tamam. Biz farklı dinlere inanmışız. Elhamdülillah inanmadığımız din yok. Bulduğumuz, tuttuğumuzu etmişiz. İnanmışız. Şamanizm, Göktengri, animizm, maneizm, budizm, zıkkımızm, son izimle biten ne varsa elhamdülillah hepsi mevcut. Bir Zerdüşt Mecusi yok diyordum. Ulan bir makale okudum. Ona da inanmışız. Zerdüşt Mecusi. Ateş tapan var ya. Hani dedim bana dedim mantıklı gelmiyor. Ateş tap. Oğlum bizim ateş. Biz bak uzaya gittik. İlk ne yaparsın? Mangal yakarız. Ulan şimdi ben Tanrım nasıl tap? Nasıl mangal edeceğim ben? Tövbe neuzubillah. Yani buna dönüyordu. Ona da inanmışız. Tamam, biz bir arayış içindeyiz. Ama gelişmemiş bir kültürümüz olduğunu göstermez. Niye? Tam tersine. Tamam mı? Tam tersine. O kadar gelişmiş bir kültürümüz var ki yetmiyor. Göktengri kesmiyor. Tamam mı? Animizm, Budizm, Zıkkımizm, ne bilen neyizm yetmiyor. Yani bu Hristiyanlık şeylik kesmiyor tam. Anladın mı? İslam dinine geldiğinde durmuşsunuz. Tamam mı? Peki, tamam. Hapis cezaları kısa sürelidir. Niye? Göçebeyiz. Cezalar da ağır. Anlatacağım okul içinde. Bize değişmeyen tek şey egemenlik anlayışıdır. Nedir o egemenlik anlayışı? Egemenlik anlayışı? Nedir o? Yönetme hakkıdır. Yönetme hakkı. Bağımsızlık ayrı şey, egemenlik ayrı şey. Tamam? Yönetme hakkıdır. Bizde her şey değişti. Bir değişmeyen şu var. Bu. Bizde yönetme hakkı babadan oğula geçer mi? Geçer. Baba öldü, tahta çıkar oğlanlar değil mi? Bu göçebeyken de böyle. Yerleşik hayata geçtiğimizde de böyle. İslamiyet'i kabul ettik gene böyle. Bizde değişmeyen tek olgu nedir? Egemenlik olgusudur. Anlaştık? Bilin. Bir de bizde cihan hakimiyeti denilen bir olay var. Cihan hakimiyeti mefkuresi veyahut da cihan şumul anlayış diye bir şey var. Ne lan bu? Cihan şumul anlayış. Ne bu cihan hakimiyet anlayış? Bu abem şudur. Tamam bak bu şudur. Türklerin bir gün bütün dünyaya hakim olacağı anlayışıdır. Kızıl Elma diye bir yer var. Kızıl Elma neresi? Kızıl Elma neresi? Kızıl Elma diye bir yer yok. Kızıl Elma bir ütopyadır. Kızıl Elma Türk'ün gidebildiği en son nokta neresidir? En son nokta Kızıl Elma'dır.
Yani dünyayı komple al, gidebildiğin kadar. Biz doğudayız ya. Gidebildiğin kadar neye git? Batıya git. Bunun sonu yok. En sonuna kadar git. Gittin, dünya yuvarlak, buradan gittin, hop dolandın, gene başa geldin. Al, komple dünyayı al. Tamam, komple dünyayı al. Uzay mekiğine bin, çık, hop kızıl elmasın. Al işte dünya. Bunu kastediyoruz. Anladın mı? Bu bizim gökyüzünün olduğu her yer bizimdir anlayışı var. Gökyüzünün olduğu her yerin. Bu bizim sanatımıza bile yansımış. Mesela bizim İslam öncesi çadırları böyle üçgen üçgen değildir. Genel teriş. Böyle üçgen üçgen. Gel lan gel gel. Aç kapıyı gel. Üçgen üçgen değildir. Bizim çadırlar nasıldır? Böyle yuvarlaktır bak. Ovaldir. Biz Türkler sert hatları sevmeyiz. Yuvarlak, oval. O tarz hatlar bizim hoşumuza gider. İşte gök kubbe, gökyüzünün olduğu her yer bizimdir anlayışı var. Şimdi Orta Asya boy boy onları kovalayan Çinli kovboy. Kaan ne işin var? Hangisi Kaan'ın çadırı? Kaan'ın çadırı. Hepsi birbirinin aynısı. Kaan'ın çadırının üstünde bilen de şöyle ne vardır? Alem vardır. Şimdi hilal diyorsunuz ya. Alem, bayrak vardır. Al. Ve bu var ya bak İslam mimarisine de girmiştir. Tamam? İslamiyet'te bir cami örnek alınacak olsa nereye örnek alırsınız? Kabe'yi örnek alırsınız. Kabe küptür abim. Ben Anadolu'da hiç küp cami görmedim. Siz gördünüz mü? Siz gördünüz mü? Yok. Hep bunların üstünde bir ne var? Kubbe var. Bir de neyi var? Alemi var. Al. Gökyüzünün olduğu her yer bizimdir. Cihan hakimiyeti, cihan şumul anlayış budur işte. Ha, kubbeyi İslamiyet'e biz mi monte ettik? Hayır. Kubbeyi zaten öncesinden biliyorlardı. Nereden? Ayasofya. Ayasofya'nın yapılış tarihi 530'lar. Anladın? Biz İslam, zaten İslamiyet 610'da geldi. Yani. Anladın? Yani biz ama asıl yerleştiren, Araplar biliyorlardı. Bizanslardan buradan zıvırdı. Ama asıl kullanan, yerleştiren biz olmuşuz. Aklınıza yattı mı? Burada cihan hakimiyetini sordu. Gökyüzü çadırımız, güneş bayrağımızdır diye burayı sordu. Tamam. Bir de Mebin kitabına aynı sene bir kavram daha girdiydi. Bunu da anlatıyorum, dersinizi bitiriyorum. O kavramın adı cihattır. Cihat. Ne demek cihat? Allah rızası için dini yaymak üzere yaptığınız savaştır. Ölürsen şehit, kalırsan gazi olduğun savaştır. Ama bu cihat kavramı ne zaman girdi? İslamiyet'ten sonra. Yani İslam öncesinde cihat diye bir kavram var mı yok mu? Var mı yok mu? Yok. Aklınıza yattı mı? Tamam mıyız? Bitti gitti. Bu kadar. Genel yapıyı bileceksiniz. Geriye kalan ayrıntısını anlatacağım zaten. Şurayı bir temizleyelim. Mouse'u aldık. Mouse'u aldık. Ve göçler. Göç ettik. Niye? Ekonomik sıkıntılar, otlak yetersiz, tamam mı? Kuraklık, hayvan hastalığı, hızlı nüfus, boylar, Çin baskısı, ne bilen ne bilen ne. Bir de ne var? Yayılma düşüncemiz var. Bak, anladın mı? Türk cihan hakimiyeti mefkuresi bak. Cihat değil. Cihat ne zaman? Cihat ne zaman? İslamiyet'ten sonra. Cihat yoksa da bağımsızlık aynı şey değil mi hocam? Hayır abim, cihat başka bir kavram. Cihat İslami bir kavram. Tamam, İslam'la beraber geldi. Bak gözümüzü seveyim. ÖSYM soruyor. Diyor ki İslam öncesi Türk tarihinde. Tamam mı? İslam öncesi Türk tarihinde hangileri görülmez diyor. Mesela hutbe görülür mü? Görülmez. Niye? İslami bir kavram. Cami minare görünür mü? Görülmez. İslami kavram. Anladın mı? Ne bileyim menşurdur, hilattır, bilmem nedir. Bunlar hep neyle beraber? İslamiyet'ten sonra beraber. Anladın mı? Medrese yok. Okul var ama medrese değil. Medrese kavramı neyle beraber giriyor? İslamiyet'ten beraber giriyor. Aklınıza yattı mı? Cihat. Tamam biz savaşırız ama cihat İslami bir kavram. İslam öncesinde cihat denmiyor ona. İslamiyet'ten sonra deniliyor. Mantığı anladınız mı? Ve ilk dersiniz böylece
sona erdi. Ufak bir giriş yapıverdim, bıraktım kıymetli arkadaşlar. Henüz bir şey anlatmadım size. Sizden ricam haftaya. Haftaya. Ne yapıyoruz? Haftaya. Bu İskitler, Sakalar, Asya Hunları, Avrupa Hunları, Uygurlar, Göktürkler, Sabahlar, Hazarlar, Peşekler, Amerikalılar, bitti gitti. Bunlara bir çalışın, tamam mı? İlk derste bunlara deriz. Sonra kültür uygarlığına saracağım. Anlaştık mı? Tamam. Henüz bir ders bir şey yapmadık. Bak bir şey anlatmadım size, söyleyeyim. Gidip soru çözeceğim diye falan uğraşmam, çözemezsin. Anlatmadım çünkü bir şey. Tamam. Hadi bakalım, sizi seviyorum. Şu hocam bir arayayım bakayım. Haftaya görüşmek üzere. Kitaplarınızla gelir Allah'ın izniyle. Sıkılmadınız değil mi? Güzel, iyi. Haydi kapatıyorum, şu hocamla bir görüşeyim. O da derse girecek bir çeyrekte. Okul başlıyor. Hadi. Haydi gençler, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.